Herkese merhabalar. Ben Selin, YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir videoya başlıyoruz. Peki bugün ne yapacağız? Sizinle birlikte birazcık eczacılık okumak üzerine konuşacağız. Eczacılık bölümü hakkında artık 3. sınıfa geçiyorum bu yıl. Neler düşünüyorum? İşte eczacılık okumak nasıl? Azıcık bunlardan bahsedeceğim. Eczacılık ile ilgili neler düşünüyorum? Benim deneyimlerim nelerdi? Eczacılık okumaktan memnun muyum? Gibi soruları cevaplayacağız hep beraber. Öncelikle ben Selin, 2. sınıf irregular eczacılık öğrencisiydim bu yıla kadar Altınbaş Üniversitesi'nde. Bu yıl 3. sınıfa geçiyorum artık. Hayırlısıyla bitirdim diyebilirim. Yani aslında yaklaşık 1,5 yıldır eczacılık fakültesindeyim. Size birazcık bazı soruları da cevaplandıracağım. Özellikle kendi aldığım sorulardan başlayacağım eczacılık okumakla ilgili. Sonra kendimin de düşündüğü bir takım sorular var. Onlarla devam edeceğim. Öncelikle iş imkanlarını soran çok kişi oluyor. Artık bu bölüm bitti deniliyor. İşte eczacılar iş bulamıyor gibi bir sürü soruyla karşılaşıyorum. Ama aslında bunun sebebi eczacılık iş alanlarının bilinmemesi. Çok normal, çünkü gelmeden önce ben de bu kadar fazla iş alanı olduğunu bilmiyordum eczacılık fakültesinin. Ve hayalim olduğu için gelmiştim. İlk önce kısaca ondan bahsedeyim. Neden eczacılığı seçtiğimle alakalı. Açıkçası lisede ya da küçüklüğümden beri hep ailem benim bir eczacı olmamı istiyordu. Daha sonra tabii ben buna illaki kulak aşinalığıyla işte eczacı ol kızım, işte eczacılık çok güzel meslek diye yöneltildim mi diyeyim bilmiyorum, ama harbiden benim de ilgimi çekmeye başladı. Ben de o şekilde, o vesileyle eczacılık bölümünü seçtim ki iyi ki de seçmişim. Çok memnunum gerçekten. Benim bölümümmüş onu diyebilirim. Hani yok işte diş olmadığı için eczacılık yazayım istiyordum ama eczacılık oldu gibi bir durum olmadı bende. Ben zaten lisede de hedef olarak eczacılık koymuştum kendime ve şu an eczacılık fakültesinde okuyorum. İş imkanları şöyle bahsedeyim. Öncelikle eczane eczacılığı biliyorsunuzdur. Herkesin bildiği kısım eczane eczacılığıdır. Onun dışında hastane eczacılığı var. Belki onu duymuşsunuzdur. Hastanelerde eczane depolarında eczacılar bulunuyor. Hem de bayağı bulunuyor. Yani belki 13-14, belki 15 tane eczacı bulunuyor. Çünkü ne yapıyorlar? Hastanedeki bütün hastaların bireysel olarak hepsinin ilaçlarını hazırlıyorlar. Mesela serumlarını, işte kandan, damardan verilmesi gereken bazı ilaçlarını vesaire hepsini tek tek kişisel olarak hazırlıyorlar. O yüzden çok fazla eczacı çalışıyor hastanede de. Hastane eczacılığı aslında böyle bir şey. Ya da mesela hastanedeki rafları düzenliyorlar. İlaçların yapımından eczacılar sorumlular. Kişi bazlı herkese ilaç hazırlıyorlar. Onun dışında şirket eczacılığı var. Yani aslında firma çalışabilirler. Bu nasıl bir şey? Firmada bir sürü departman var. İşte pazarlama, işte Ar-Ge gibi. Farmakovijilans mı ne? Bir sürü departmanı var. Bu departmanlarda çalışabiliyor eczacılar. Spor eczacılığı var. Kozmetik firmalarda, kozmetik şirketlerde çalışabilirsiniz. Sadece hani ilaç bazlı düşünmeyin. Mesela eczacılar dışında kozmetoloji dersini, kozmetik ürünler üzerine bir ders alan herhangi biri yok. Herhangi yetkili biri yok. O yüzden kozmetik şirketlerde, firmalarda çalışabilirsiniz. En önemli mesela sallıyorum, Maybelline'de örneğin çalışabilirsiniz bir eczacı olarak. Çünkü bundan da siz sorumlusunuz diyebilirim. Yani aslında bir sürü çalışma alanı var. Kademide kalabilirsiniz, akademisyen olabilirsiniz, uzmanlık yapabilirsiniz, EOS'a girebilirsiniz, klinik eczacılık okuyabilirsiniz mesela gibi. Yani aslında önü gayet açık olan bir meslek. Yerine birinin gelmeyeceğini düşündüğü bir meslek. Yani her ne kadar bu bitiyor deseler de bu zamana kadar yıllardır bittiği söyleniyor eczacılık mesleğinin, ama öyle bir durum yok yani. Devam ediyor. Eczacılık bitmeyecek bir meslek olduğunu düşünüyorum şahsen ben. Gelmeden önce bir iş imkanlarını da göz atmak tabii ki de önemli. Daha sonrasında zaten staj yaparken, staj sırasında üniversite okurken detaylı hangi departman nasıl oluyor, işte memnun hangisini daha çok seveceğinize artık o zaman daha sonra tabii ki karar verilir. Bölümün iyi yanları ve kötü yanları diye bir soru gelmiş. Bölümün iyi yanlarından bahsetmek çek olursam, tabii ki en önemli sizi sevmeniz. Yani bölümünüzü sevdiğinizde aslında iyi yanları daha da artıyor. Bu çok etkili bir şey. Ama benim en sevdiğim kısım laboratuvar dersleri olabilir. Laboratuvar derslerine sahip olmamız ve bu kadar çok laboratuvar dersine girmemiz bence çok eğlenceli. Çünkü eczacılık çok yoğun bir bölüm. Yani çok fazla ezberin, çok fazla akademik bilginin olduğu bir bölüm aslında. O yüzden laboratuvarlar bize lab dersleri böyle ufak minik bir mola oluyor aslında ve o yüzden çok eğleniyoruz. Yani bilmiyorum, en azından ben çok eğleniyorum lab derslerinde. Onun dışında kozmetik derslerinin olması, işte ne bileyim cilt bakımı, güneş kremi, nemlendirici krem, ruj yapım gibi böyle hani kozmetoloji dersinin olması, kozmetik ürünler üzerine bilgi almak, ders almak bence çok heveslendirici bir şey. Özellikle böyle kızların ilgisini daha çok çeker belki, ama hani benim ilgimi çok çekiyor açıkçası. Bu konularda da bilgili olmak, en basit cilt bakımında işte şu asit neye gelir, şu asit neye gelir, nasıl bir cilt bakım rutini oluşturmalıyım. Yani bunların hepsini ben şu an eczacılık okurken öğreniyorum, öğreneceğim. Bu bile beni mesela çok mutlu ediyor. Hani bu benim için bölümün iyi yanlarından biri aslında bakarsanız.
Ezber olması da bir noktada iyi olabilir. Hani hem kötü hem iyi yanına girebilir ezber olması. Bir yandan bir şey ezberlediyseniz ve konuya hakimseniz bildiğiniz yerlerden soru çıkarsa direkt çözüyor olabilmeniz çok iyi. Bir yandan da şöyle bir problem var. Bilmiyorsanız da hiç yapamıyorsunuz. Yani belki mühendislik gibi, belki daha sayısal bir bölüm okusanız formüller üzerinden ya da denemeye çalışa çalışa belki çözüme ulaşabilirsiniz ama kötü de bir yandan. Demek istediğim ya yapamıyorsunuz ya hiç yapamıyorsunuz ya da çok iyi yapıyorsunuz. Bunun bir ortası yok. Bu birazcık tatsız. Çok fazla proje ödev sunum veriliyor bize. Bölümle alakalı değildir eminim ki ama bu bir kötü yanı. Yani en azından kendi üniversitem hakkında söyleyeyim. Çok fazla ödevimiz var bence. Lab dersen olması raporlar anlamına geliyor. Sürekli öncesinde sonrasında labların rapor yazmak yine bence kötü yanlarından biri. Onun dışında da bence çok bir şey yok. Kimyayı çok detaylı görüyoruz. Bu kadar aşırı kimya görmek istemeyebilirdim. Yani kimyanın her alanını görüyoruz çünkü. Bu şekilde şu an başka kötü bir yanı aklıma gelmedi. Tekrar meslek seçseniz eczacılık mı olurdu? Evet, eczacılık olurdu. Zaten dediğim gibi hayalimde. Başka bir bölüm seçmeyi hiç düşünmedim diyebilirim. Bir ara diş mi olma acaba diye düşündüm ama ben kandan, etten korkan bir insanım. O da niye düşünmüşüm bilmiyorum gerçekten. Mimarlık düşündüm bir ara ama yani başka bir meslek bulamadığım için mimarlık düşündüm o dönem. O ilgimi çekti ama aslında eczacılık istiyordum. O yüzden eczacılık olması olduğu için çok mutluyum. Ve kendimi çok güzel hayal ediyorum bir eczacı olarak. Yani eczacı olduğumu hayal etmek beni mutlu ediyor açıkçası. Bölümden beklentim neydi ve beklentimi karşıladı mı? Beklentimi karşıladı. Yani en azından üniversite şeyle söyleyeyim ben bunu. Üniversiteden ve hem üniversitedeki bölümden memnun kaldığımı gibi atlayayım. Üniversitemden memnun kaldım açıkçası. Beklentim bu kadar yüksek değildi. Çünkü pek bir bilgi yoktu özel üniversite olduğu için hakkında. Nasıl bir eczacılık eğitimi verdiklerini, nasıl olacağını bilmiyordum. Ama üniversiteye girdiğimde şu an gerçekten çok memnunum. Memnunum hocalarımızdan olsun, ortamdan, laboratuvar koşullarından. Gerçekten şanslıymışım. Tabii ki bu biraz da şans, dediğim gibi çevreniz, bulunduğunuz ortam da sizi çok değiştiriyor bakış açısı olarak. Yani eğer bulunduğunuz yer çok iyiyse bile çevrenizden dolayı daha kendinizi mutsuz ve kötü hissedebiliyorsunuz. Birazcık gerçekten çevreyle alakalı ama şanslıyım ki hem okulumdan hem çevremden. Zaten okuduğum bölümümde çok isteyerek geldim. Memnunum. Mesela sizi zorlayan en zor şey neydi diye şey yaparsanız, mesela dediğim gibi çok fazla slide ve ödev hazırlamak. Bazı çok ezber dersler. Örneğin bir seçmeli aldım antibiyotik diye, sözde seçmeli diye aldım ama o kadar zor bir ders ki gerçekten. Bir sürü bakteri var, hastalığa sebep olan, antibiyotik gerektiren, gerektirmeyen, gerektiriyorsa hangi antibiyotikleri gerektiriyor, o antibiyotikler hangi sınıfta, nasıl bir tedavi yöntemi var, nasıl vücuda bulaşıyor, risk faktörleri neler, mekanizması nasıl, bulaşma mekanizması ya da etki mekanizması nasıl, hangi antibiyotik ilk olarak kullanılmalı tedavide, aşısı var mı yok mu? Anlatırken bile yoruldum. Gerçekten böyle çok zor dersler var. Eczacılık fakültesi çok temel bilgiler bunlar ama bunlar hiç değinmedim. Eczacılık fakültesi 5 yıl normalde. Hazırlıkla birlikte 6 yıl okunuyor. Ben İngilizce okuyorum. Biraz İngilizce okumaktan bahsedeyim. İngilizce okuduğum için pişman mıyım eczacılığı? Değilim. Çünkü gerçekten her sektörde olduğu gibi eczacılıkta da artık dil isteniyor. Ki çoğu meslekte isteniyor. Orası ayrı ama eczacılık bazen yeterli bile olmuyor. Ama özellikle şirketlerde, firmalarda dilin çok önemli olduğunu duyuyoruz. Hep İngilizcenin hem konuşulabiliyor olmasının hem akademik, yani eczacılık İngilizcesine de hakim olmanın gerekli olduğunu duyuyorum üst dönemlerimden. İngilizce okuyan çok insan var artık bölümünü. Dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Şeylere aldanmayın. Yok işte İngilizce okumasak da olur. İleride çevreden, dışarıdan hallederiz falan. Öyle bir şey yok. Çünkü siz hangi kuruma giderseniz gidin, size eczacılık İngilizcesini vermiyorlar. Size günlük bir İngilizce veriyorlar. Günlük İngilizceyi tabii ki dışarıdan geliştirebilirsiniz ama önemli olan sizin eczacılıktaki, eczacılıkla ilgili akademik İngilizcenizi geliştiriyor olmanız. Bir noktada eğer güzel bir yerde staj yapmak ya da bir yerlerde çalışmak, firmalarda istiyorsanız ya da yurt dışı hayaliniz varsa, onu karıştırıyorlar insanlar. Basit gibi görüyorlar ama aslında öyle değil. Çünkü dışarıdan size eczacılığın akademik İngilizcesini verebilecek bir kurum yok diye biliyorum. O yüzden mesela ben şahsen yurt dışı istiyorum. O yüzden de aslında birazcık İngilizce tercih ettim. Onun için İngilizce tercih edilmeli bence. Çünkü denklik sınavları oluyor. Eczacılıkta denklik sınavı var yurt dışına giderken. Ve o sınavda İngilizce, full İngilizce. Biliyorken bence İngilizce okunması gerekiyor. Her açıdan avantajlı. Hem üstünüze gitmiş oluyorsunuz dilin. Belki ben şu an İngilizce okumuyor olsaydım İngilizcemi geliştirmek anlamında bu kadar çok şey yapmayacaktım. Yurt dışı hayali mesela en basit kurmayacaktım. Nereden geldim acaba buna ben peki? Bir yıl hazırlık okunuyor dedim. Toplam 6 yıl gibi oluyor yani. Aslında neredeyse tıp öğrencisi kadar çok oluyor yani. Bilmiyorum. Biraz uzun bence. Çok uzun bir süre ama olsun. O kadar çok şey var ki öğrenilecek. O kadar her dönem o kadar dolu dolu ki gerçekten bilmiyorum.
staj yapma zorunluluğu var mı? Evet, staj var. Her yıl mesela biz 2. sınıf itibariyle her yıl staj yapıyoruz. Ben bu yıl eczane stajımı yapacağım 2. sınıfın sonunda. 3. sınıfın sonunda hastane stajı, 4. sınıfın sonunda şirket stajı oluyor. Ama eğer firma bulamazsanız kendinize istediğiniz herhangi bir şeyin stajını yapabiliyorsunuz. 5. sınıfında 2. dönemi full stajda geçiyor aynı şekilde diyebilirim. Yani her yere deneme şansı sunuyor aslında bu size. O yüzden bence çok güzel. Yani mesela bu yaz eczane eczacılığını göreceğim ben. Burada kendimi nasıl buluyorum, ileride eczane eczacılığı düşüneceğim mi konusunda benim kafamda aslında bir sürü şeyin şekillenmesine sebep olacak bu. Neredeyse bir ay çünkü çalışıyorsunuz. Yani illaki step istemediğim konusunda bir fikrim olur diye düşünüyorum. Ben çok güzel bir fırsat. Peki staj sonunda sınav oluyor mu? Oluyor. Staj sınavları da Eylül ayı gibi okullar başlamadan oluyor. Okullar başladığında açıklanıyor. Stajın da belli bir kredisi var. O da ortalamanızı etkiliyor yine. Hem yazılı hem sözlü sınav oluyor bizde. Yani genel herhalde her fakültede öyledir. Stajdan sonra hem yazılı hem sözlü sınava giriyorsunuz. Staj kuralı değerlendiriyor sizi. Ona göre bir puan alıyorsunuz. Kimler seçmelidir olayında? Bence çok detaylı araştırılması gerekiyor. Şunu söyleyebilirim genel anlamda. Bölüm çok fazla biyoloji ve kimya ağırlıklı gerçekten. Hani lisede biyoloji ve kimyayı seviyorsanız beğenebileceğiniz bir bölüm olabilir ama tabii sadece böyle düşünmemek gerekiyor gerçekten. Yerde sen bu mesleği yapmak istiyor musun ya da kendine bunu ait hissediyor musun tarzı sorularla kendilerine sorulmalı. Direkt yani öylesine de yazılmaması gerektiğini düşünüyorum ama bu gerçekten her bölüm için geçerli. Ama genel olarak şey diyebiliriz, evet, derslerimiz biyoloji ve kimya ağırlıklı. Şeyden bahsetmek istiyorum. Bölüm mü, üniversite mi seçmeliyiz? Ben bunda kesinlikle her zaman bölüm diyen taraf olmuşumdur. Ama tabii ki bu bölümden bölüme de değişiyor. Mesela mühendislikte üniversite çok önemli diyorlar her zaman. Mesela diş tıpta, eczacılıkta o kadar da önemli değil. Diplomanız önemli. Mesela eczane açacaksanız diplomanızın nerede olduğu ne kadar önemli gibi gibi. Ama tabii şöyle bir durum da var. İngilizce mi, Türkçe mi okudunuz bence çok önemli. O yüzden buna dikkat edin üniversite tercih yaparken. Onun dışında gittiğiniz şehir de önemli. Yani mesela ben sadece eczacılık okumak için Erzurum'da ya da ne bileyim Arda, Van'da okunmasını birazcık yanlış buluyorum. Yani İstanbul'u yazın onun yerine. İstanbul'daki özel üniversiteleri yazın mesela. Hani güzel şehir de önemli bence. Ben öyle düşünüyorum. Mesela şu an ben aslında İstanbul'u baştan istememiştim. Ama sonra bu falan düşününce dedim ki İstanbul'da okumalıyım bence diye düşündüm. Küçük bir şehirde okumaktansa. Ve şu an İstanbul'da okumaktan mesela çok memnunum. Çünkü bir sürü imkan var. Bu sadece gezmek için olarak düşünmeyin. Tabii gezmek için çok iyi ama onun dışında şirketlere ulaşmak, firmalarda staj yapmak ya da kendinizi geliştirebilmek, ne bileyim bir şirket gezisine gitmek, eczacılık kulübünlerin aktif olması açısından kongrelere gitmek. Mesela çok fazla eczacılık fakültesi var İstanbul'da. Ve hepsinin mesela Marmara Üniversitesi'nin, İstanbul Üniversitesi'nin herkes birbirinin kongrelerine gidiyor. Bir sürü şey öğreniyor. Oradan hem ürünler alıyoruz, güzel oluyor. Farklı şirketlerle, firmalarla tanışıyoruz. Bileyim işte bir depuristin mesela temsilcisiyle tanışırsın, iletişim kurarsın. Başka şirketler gelir, onlarla tanışırsın. Gibi gibi. Yani kendinize çok şey katabileceğiniz açısından düşünün ve değerlendirin bence. O yüzden tabii ki bölüm çok önemli. Bölüm tercihi de önemli. Hani eğer hayaliniz eczacılıksa benim eczacılıktı. O yüzden bence üniversite yerine bölüm seçmek, hayalinizin peşinden gitmek mantıklı. Ama onun dışında noktada bence üniversitenin konumuna, şehrine gerçekten buna dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü dediğim gibi sadece o şehirde okumayacaksınız. Kendinizi geliştirmeye çalışacaksınız. Belki o şehirde kalacaksınız. Örneğin burada güzel bir staj tutturdunuz diyelim İstanbul'da. Ne olacak? Daha sonra hayatınız geri kalanında İstanbul'a devam ettirebilirsiniz. Belki o staj şirket sizi sevecek, beğenecek ve mezun olduğunuzda da orada devam edeceksiniz. Ya da şöyle bir şey olabiliyor. İstanbul'da genelde diğer şeylerde de belki küçük şeylerde de olabilir ama bilmiyorum. Üst dönemlerimiz hem çalışıyor hem okuyor. Hem güzel bir şirkette mesela stajyer olarak çalışıyor hem de eczacılığa devam ediyor. Böyle imkanları da bence göz önünde bulundurun. Peki şimdi eczane açmak şu an çok zor mu? Eczane açılamıyor mu? Kota sorunu gibi sorular var. Birazcık da onlardan bahsedeyim. Şimdi eczaneleri gerçekten 3500 kişiye bir eczane olacak şekilde bir kota geldi. Ama bu ne demek? Yani artık çoğu yerde eczane kotaları dolu olduğu için yeni eczacılar eczane açamıyorlar kafalarına göre demek. Bu hakkımız elimizden alındı gibi oldu bu yasayla birlikte. Aslında ben eczacılık sıralamalarının düşmesindeki temel etkinin de bu olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü eskiden eczacılık çok daha yüksekmiş biliyorsunuz ki. Belki de sırf bu yüzden düşmeye devam edecek bölüm olarak. Şöyle düşünün. Eczane sırasına giriyorsunuz ve kendiniz açamıyor olsanız bile devir alabiliyorsunuz. Şimdi devir eczane oluyor. Ben şahsen ileride yani yurt dışından sonra ya da hayatımın bir evresinde eczane devralmayı düşünüyorum. Eczane devralım alımı da bu arada tabii ki
fazla fiyatlar falan deniyor ama çok da büyük bir para değil bence. Yani aileniz de destek olduğu süreçte dizayn devrede gayet gerçekleştirebilir. Yani imkansız değil. Ve getirdiği paralar ve kar oranı düşünüldüğünde bence çok da aşırı fiyatlar değil yani. Mesela en azından küçük şehirlerde, İstanbul'da belki çok pahalıdır ama ben Tekirdağ'da yaşıyorum. O kadar da fazla olduğunu düşünmüyorum fiyatların. Tabii ki tek başına bir insan açamaz. Sıfırdan açsak devre olayı olmasa çok daha ucuz fiyatlara eczane açılabilir belki ama bu şekilde de getirdiği ciroyu falan düşünürseniz zaten o fiyatı birkaç ay belki bir yıl içinde çıkartacak zaten eczane diye düşünüyorum. Yani imkansız da değil aslında eczaneye sahip olmak. Kota sorunu çok kötü bir şey tabii ki. Keşke olmasaydı. Ama yapacak da bir şey yok yani. Farklı alanlara yönelinebilir. Eczane açmak yerine. Tabii ki eczane açtığında daha iyi hayat şartlarında belki yani en azından maddiyat olarak yaşanılabilir. Özel şirketlere göre, kamuya göre daha rahattır elbette ki. Hem en azından işinin karşılığının, emeğinin alabildiğim bir bölümdür. Eczane eczacılığı eğer kendini gösterebilirsen. Yani biraz da şans tabii ki bulunduğun bölgeye, açtığın yere, devraldığın yere göre değişir. Öyle bir durum var. Onun dışında KPSS'ye girmiyoruz. Bence bu en mükemmel şey olabilir. Bildiğin kurayla tanıyorsun. Tıpta, dişte nasıl olursa eczacılıkta da aynı şekilde. KPSS'ye girmek bence çok zor bir şey. Yani o kadar okuyorsun sonra pat diye üniversite KPSS'ine girmen gerekiyor. Tekrar bir sıralamaya girmen gerekiyor. Ve tekrar çalışıyorsun işte matematik falan filan. Bence çok zor. O yüzden ben hani sırf bu yüzden bile KPSS bölümleri tercih etmenin çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Aile atamada hani az falan diyorlar ama hayır öyle değilmiş yani. Benim annemin arkadaşlarının yeni gelen bir kız var mesela hastaneye. Tabii ki de biraz şans olabilir ama gayet bir yıl beklemiş galiba. Ertesi yıl hemen atanmış kurayla. Bilmiyorum. Kura süreci nasıl? Gerçekten çok bekleniyor mu? Ama çevreden o kadar da beklendiğini duymadım açıkçası kamuya da atanabilmek için. Şirketler tabii çok fazla eczacı çalışmaya yatkın değil. Bu bir gerçek. Çünkü eczacıların bir noktada onları bırakacaklarını düşünüyorlar. O yüzden kimya mühendislerine yöneliyorlar. Birazcık eczacı konusunda özel şirketler böyle bir politikası varmış. Ama hiç almıyor değil. Sen kendini gösterebilen bir kişi olduktan sonra, kendini geliştirdikten sonra bunda mesela şey çok önemli. İşte bulunduğu şeye çok önemli. İstanbul'da okuyor olmak, kendi öğrenci kulübünde üniversitede aktif olmak, yerlerde yer alıyor olmak, kendini göstermek. Tabii ki bunlar kolay şeyler değil. Tabii ki her önüne geçen şirkete giremiyor, çalışamıyor. Özel şirket şartları çok daha zor farkındayım ama bu herkes için var. Yani sen bir mühendislik okusan ya da herhangi bir bölüm okusan her bölümde iş bulmakta zorluk çekiyorsun. %100 çok rahat dediğim bir bölüm yok ki. Şu an tıp okuyan insanlar bile mesleğe atandıklarında uzman olmayacaklarsa bile uzman olmak için uğraşıyorlar ama bir de işte pratisyen oluyorlar, ona üzülüyorlar ya da istedikleri hak ettikleri maaşları alamadıklarını, şartların iyi olmadıklarını düşünüyorlar. Yani bilmiyorum. Bence birazcık genelli düşünmek gerekiyor. Ben genel bazda düşünüldüğünde gerçekten iş bulabilmek için, bir yerlere kendini getirebilmek için çok kötü bir bölüm olduğunu düşünmüyorum. Biraz hızlı konuşuyorum. Farkındayım. Olmadı 0.75x'e falan alabilirsiniz. Hem olmadığı için biraz hızlı konuşmaya çalışıyorum. Aklıma gelmişken bundan da bahsedeyim dedim. Laboratuvarlara çok dikkat edin üniversite tercihi yaparken. Bize hep o söylenmişti. Laboratuvarlar eski olmamasına, yeni olmasa dikkat edin. O da çok önemli. Mesela bir mikroskoba kaç kişi düşüyor? Bir deneyi kaç kişi yapıyor? Örneğin mesela özel üniversitelerde daha laboratuvar şartları iyi. Umarım istediğiniz olur. Alnım sürekli doluyor. Ben iCult almıştım ama 200 GB'lık galiba o iptal olmuş ve o yüzden şu an çekemiyorum. Durup duruyor sürekli. Kanıza takılan başka sorular varsa mutlaka yazın. Eczacılık bölümü tercih edecek öğrenciler için bence güzel bir video oldu bu. Umarım eczacılık fakültesini tercih edersiniz. Neden eğer istiyorsanız. Bu şekilde diyebilirim. Tekrar yeni bir video çekebilirim sorularınız üzerine. Başka sorularınız olursa da. Umarım beğenmişsinizdir, sevmişsinizdir. Kanalımı beğendiyseniz, sevdiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın diyorum. Ve tercihlerle istediğiniz bölümlerde olursunuz umarım. Eczacılık fakültesi günlüklerimi de izlemeye devam etmek isterseniz kanalımdaki videolara bakabilirsiniz. Hayatımı üniversiteme burada kanalımda paylaşmaya devam ediyorum. Videonun burasına kadar geldiyseniz tekrardan çok teşekkür ederim. İyi geldiniz, hoş geldiniz diyorum. Sizi kocaman öpüyorum. Bye bye.